Tokat bölge bayisi, Davuz Far bayisi, çok muhterem arkadaşımız ama Tokat'a sonsuz Davuz Far'ı temsil eden, sonsuz desteklerini veren bir şahsımız. Ve Yunus ekranlarında çok değerli dostlarımız Tumurdaş Su Festivali'ndeyiz. Sadece sanatçımız var ve inanılmaz bir kalabalık. Gerçekten de yıllardır bunu yapıyorum ve bu senede bir başka güzel Tumurdaş. Herkese Tumurdaş'ın selamlar, saygılar. Kadim Durmaz abi hoş geldin. Yanındaki kardeşlerim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Yıllar sonra gittim baba yurduna. Tokat diline namlumuz neyline. Kapanmış kapılarda kardeş ağlattı beni. Oh,
Oh,
olsun lütfen. Dileğinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler dostlar. Birazdan yine sanatçılarımızı alacağız. Aramıza katılan çok değerli dostlarımız var. Onları da sizlerle tanıştıracağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erbaa İlçe Başkanı, çok değerli başkanım Nihat Ertekin aramıza katıldı. Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkanım ayağa altı tanısın dostlar sizi. Yüreğinize sağlık. Sağ olun, var olun dostlar. Elbette bağışlarımız da geliyor. Şimdi huzurlarınıza çok değerli bir şairimizi alacağız. Hemen sonrasında da elbette protokol konuşmalarımız olacak dostlar. Yine yöremizin çok değerli bir kalemi, çok değerli abim Merdin Yıldırım şairimizi huzurlarınıza alıyorum. Söz sende abicim. Kıymetli vekilim, değerli protokol, birbirinden değerli hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Efendim, birçoğumuzun yakından bildiği üzere bölgemizde bir siyanürle maden aranması söz konusu. Sağ olsun vekilim Büyük Millet Meclisi'nde onun mücadelesini veriyor. Biz de halk olarak, içinizden biri olarak, halkın şairi olarak konumuzu şu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu güzel şiirimizle sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Kıymetli dostlar, şikayetim duyun esen yellerden, bülbül ayrılır mı gonca güllerden? Ne istiyorsunuz, ne söylen bizim ellerden? Çekin elinizi, çekin elinizi benim obamdan. Bizler üzülürüz, bizler üzülürüz, zengin sevinsin. Bırakın, bırakın dağ taşı nefesi alsın. Sesimi duyanlar bir cevap versin. Çekin elinizi, çekin elinizi benim yuvamdan. Devlete der miyiz, devlete der miyiz kaşında kara? Ne olur, ne olur sen de açma, bağrımıza iyi olmaz yara. Hayvanı olmazsa, yaylalarda hayvanı yayılmazsa nasıl geçinir fukara? Çekin elinizi, çekin elinizi benim yaylamdan. İzin verilmesin haksız kazıya, yaylım kalmaz koyun ile kuzuya. Sıra gelir, sıra gelir ondan sonra düzlüğüne, yazıya. Çekin elinizi benim oğlumdan. Şehitler Sokutaş yan yana köyler, sesimizi duysun ağalar beyler. Halk ozanı halkın derdini söyler. Çekin elinizi, çekin elinizi benim doğamdan. Gösterelim, gösterelim milletçe dik duruşu. Biz haksız değiliz, çıkalım haksıza karşı. Gül atarız bizler, atmayız taşı. Çekin elinizi, çekin elinizi benim boynumdan. Yaz ayında, yaz ayında tutuluruz borana. Gözünüzü dikmeyin yeşil doğama. Ayağa kalk ne olur keçeci baba. Çekin elinizi benim, çekin elinizi benim bağımdan. Siyanür zehirler suyuyla otu, yenir mi o zaman kuzunun eti? Önümüze çekmen aşılmaz seti. Çekin elinizi, çekin elinizi benim yolumdan. Beyler lüks yaşasın, köylümüz kötü. Günden güne katlanıyor serveti. Mal da var verir mi,
Mal da var, beyin verir mi peyniri, sütü? Çekin elinizi, çekin elinizi benim yağımdan. Güneş meydanında yer isek tuşu, leşler vurma kanar yüreğimin başı. Zehir etmen bize ekmeği aşı, çekin elinizi benim unumdan. Verim alamayız, verim alamayız ekin darıdan. Bulanırsa su içilmez durudan. Çiçek haz alır mı sarıncalıdan? Çekin elinizi, çekin elinizi benim balımdan. Geçmişi unutma, geçmişi unutma, bakmayın düne. Demeyelim sakın adam bana ne. Binlerce ağacım yok olur gene. Çekin elinizi, çekin elinizi benim dağımdan. Durulmuş, durulmuş şu an. Vermişler mola. Bizler de insanız, bizler de insanız, görmeyin köle. Merdinim yazıyor ahvali böyle. Çekin elinizi, çekin elinizi benim yaylamdan. Evet, kıymetli dostlar, her zaman sanatın, sanatçının yanında olan, yanında olan başta Turhan Çakır kardeşime, ana sponsorumuz Salih Çiftçi Bey'e, İbrahim Demir abime, Aziz Çetinkaya abimiz burada, ona, Zeki abime ve Akor İnşaat Zafer kardeşime ve kıymetli dostlar, hepinize ayrı ayrı saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şurada bir Yeter anamız var. Yeter anam da 94 yaşında. Dedi ki benim için bir türkü söylemeyeceğim mi Merdin'im, bir şiir söylemeyeceğim mi? Tabii söyleyeyim anam dedim. Yeter anamın nezdinde bütün analara gelsin. 5 oğlanın 2 kızın anası. 5 oğlanın 2 kızın anası. Benim anam tek başına o köyde. Ne ile kaldı dostlar ne de danası. Ben ölen ben be. Benim anam, benim anam tek başına o köyde. Ekmeğini komşuları pişirü. Bittim midi kapı kapı düşürü. Çorbayı devrü çayı taşırı. Ben ölen ben be. Benim anam, benim anam tek başına o köyde. Soldum olaylarının gınası. Soldum olaylarının gınası. Açıldı mı çocuklarının arası? İyi olmaz ki daha gömül yarası. Ben ölem, benim ana, benim anam tek başına o köyde. Yine 3-5 kuruş kızlar salıyı. Bizden hayır yok. Yine 3-5 kuruş kızlar salıyı. Ocağı evde tek başına kalıyı. 3 ayda bir yaşlılık maaş alıyı. Yetiyi diyelim, yetiyi, yetiyi. Kaç defa yetüdüm 3 ay durmadı. Çoluk çocuk hanım yüzeymişler anladı. Bir gün baktım ki heveyi torbayı aldı yollandı. Gideyim dedi halim gideyim. Çocuklar öte var dese zoruma gidiyor. Gideyim halim gideyim. Kızıl tohum ben öksüzüm anadan. Vicdansızlara vicdan versin yaradan. Önüm geçti dostlar bahçelerden bağlardan. Ben ölem, ben ölem, benim anam, benim anam tek başına o köyde. Önüm geçti dostlar bahçelerden bağlardan. Benim anam, benim anam tek başına o köyde. Evet, kıymetli dostlar, anne dedik, o zaman bir de baba diyelim. Bir baba şiir okuyalım, kısa kapatalım, çok da fazla sıkmak istemiyorum sizi. Büyük ozanımız Ozan Ali Kızıltuğ bir gün Ankara Numune Hastanesi'nde çalışan kayıkçısını ziyarete gidiyor. Tam hastaneden kapıdan içeri girecek ki elinde baston yaşlı bir amca oturuyor. Yandan geçerken lan yeğenim dur hele diyor, ben seni birine benzettim diyor. Kime benzettin amca diyor. Sen diyor Ozan Ali Kızıltuğ dövmüşsün. He he benim diyor. Tuh lan senin yüzüne diyor. Hiç tanımadığı adam yüzüne tükürünce diyor ki ya amca seni hiç tanımam bilmem ilk defa görüyorum. Benim sana ne zararım oldu sen şimdi benim yüzüme tükür. Lan oğlum senin bana daha ne zararın olacak. Bizim çocuklar senin plaklerini kasetlerini dinlerler. Hanım öleli 4 sene oldu. Yozgat'ın yer köyündenim ben. Yazları acı zulüm köyde duruyor. Kışın buraya çocukların yanına geliyor. Ankara'ya. Çocuklar da senin plakını kasetini dinliyor. Sen de bir ezberlemişim. Ana ana yar yar. Ana ana yar yar.
lan bu babaların hiç emeği yok mu lan bu çocukların üstünde diyor. Amca sen doğru söylüyorsun, çok haklısın. Buradan bir yere ayrılma, ben senin eve varıp baba şiirini yazıp geleceğim diyor. Eve varıyor geliyor diyor ki kız Fatma olacak işte böyle başıma bir iş geldi ki hiç sorma. Ne oldu Ali diyor, ya adamın biri benim yüzüme tükürdü, şuraya bir masa kural ediyor. Masa kurulu yatınca birkaç tane alıyor kalem elle yazıyor, başlıyor yazmaya bakalım ne demiş. Neden hep ana ana yar yar baba sorulmaz, şu babaların emeği ödeşilir mi? Gece gündüz akşam sabah yoruldum demez, şu babaların emeği ödeşilir mi? Yiğidin adına erkek demişler, yiğidin adına erkek demişler, bütün zor işleri ona vermişler, hangi kadını harç kararken görmüşler, şu babaların emeği ödeşilir mi? Kızıl tohum günlerim gamınan keder, büyütür, beserir, everir peder. Emekli ayrılığı maaşını da almadan gider. Dostlar şu babaların emeği ödeşilir mi? Bütün annelerimize, babalarımıza, hepinize ayrı ayrı saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a ısmarladık. Merdin abi yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Tabii ki duygulu şiirler hepimizin de yüreğini burktu. Eyvallah, yüreğine sağlık. Abi tel vurdu. Bağışlarımız da geliyor dostlar. Birazdan protokol konuşmaları olacak. Onun öncesinde de Rıza Sadıç 500 lira. İhtiyar heyetimize, özellikle de Sokutaş köylü iş insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Ve konuşmasını yapmak üzere Sokutaş köyü muhtarımız Bayram Tosun'u mikrofona arz ediyorum. Buyurun muhtarım. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Çok değerli vekilim, değerli muhtar arkadaşlarım ve değerli köylülerim, misafirlerim. Cümleden hoş geldiniz. Değerli köylülerim ve vekilim, misafirlerim, bu şenliğin amacının yapılması birlik, beraberlik, tanışmak, konuşmak, eğlence yapmaktır. Başka bir amaç değildir. Her zamanki gibi gülerek, eğlenerek yapmamız lazım ve de yapıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Bu şenlikte Allah'ın izniyle 5 sene daha devam edeceğine inanıyorum ve biliyorum yani sonuçta. Bunun için çok konuşmayacağım. Değerli vekilime girmek için hepinizi saygı ve selamlıyorum. Hepinizin gönlü şen, güzelliğiniz olsun. Eyvallah muhtarım. Çok teşekkürler. Muhtarım şöyle yapalım. Burada muhtar olan arkadaşlarımızı da yanımıza davet edelim mi? Bütün muhtar kardeşlerim gelsin lütfen. Muhtarlarım. En son onu alacağız. Cafer sen bir gel muhtarı gözümü seveyim ya. Gel. Gözüm muhtarımız. Keşici köyü muhtarımız. Çerdiği köyü muhtarımız. Hele bir gelin hele. Muhtarlarımı ben görmediklerim de varsa lütfen bir gelsinler muhtarlarım. Güzel bir fotoğraf verelim. Cafer hoş geldin. Ya muhtarlarımızı tek tek saymayayım. Lütfen herkes buraya gelebilir mi? Bütün muhtarlarımızı davet ediyorum lütfen. Muhtarlarımızı böyle alalım lütfen. Şehirler köy muhtarımız. Hadi. Muhtarım seni de böyle alalım lütfen. Evet muhtarlarımızı birlik beraberlik adına böyle alabilir miyim lütfen? Çok teşekkürler. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz kardeşim. Bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çankaya'da, Kemalyer'de ve daha sonra Bolu'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da. Ver sesi İsmail abi. Ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam ve şimdi kıymetli dostlar, kıymetli konuklar, Tokat'ımızı karış karış gezen, köy köy, yayla yayla gezen ve Tokat'ımızın çalışkan milletvekili,
Çok değerli vekilim, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ı da ekibin yanına rica ediyorum lütfen. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Vekilim, böyle ekibin yanında elbette siz de heyecanlısınız elbette. Buyurun. Çok kıymetli ev sahibi muhtarım ve bugün muhtarımızı yalnız bırakmayan değerli civar köy muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının değerli temsilcileri, Sokutaş'ın bugününde bir arada olmak için civar köylerden, İstanbul'dan, Erbağ'dan ve farklı yerlerden gelen kıymetli hemşerilerim, değerli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanım ve yönetim kurulu üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, ben de hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tabii geldiğimizde sahnedeki kıymetli sanatçı kardeşlerimizin mızrabından çıkan o Tokat'ın yetiştirdiği değerli sanatçımız Sayın Dalkılıç'ın sesinden böyle hüzün dolu, sevgi dolu, gurbet dolu, özlem dolu ezgilerle bazen hüzünlendik, bazen coştuk. O kıymetli sanatçılarımıza ve hepimizin sesi sevgili Turan kardeşime güçlü bir alkış istiyorum. Ben ayrıca hepinize bugün hoş geldiniz diyorum. Değerli Ozan'ımız çok güzel bir şiir yazmıştı. Bu toprakları bekleyen felaketi dile getirmişti. Sayın Merdin Yıldırım'a o dizeleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, bu güzel coğrafya hiçbirinize miras değil. Bilesiniz, başta buradaki muhtarlarımız ve sizlere emanet. Ne için emanet? Şu elinde pembe şapkayı sallayan bebelere yaşanabilir bir coğrafya bırakmak için emanet. Bu emanetin sorumluluğunu vicdanımızda, yüreğimizde biliyoruz. Tabii daha önce sabrımızı Erbağ'da, Sakarat Dağı'nda Boğalı Yaylası'nda sınadılar. Rahmetli oldu. Kozlu eski muhtarı benim öğretmen okulumda da arkadaşımdı. Ve civar köyler duyarlı oldu, o insanlar oraya sokmadılar. Ama o insanlar uyumada, bilesiniz. Daha sonra Günçalı'da, Dinar'da baş gösterdiler. Reşadiye Selemen Yaylası'nda, Niksar'da, hemen ahtabın başında bir taş ocağında ortaya çıktılar. Bunların derdi bitmez. Ama biz ata kanıyla sulanarak dedelerimizin, atalarımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde canları pahasına kurduğu bu toprakları zengin olma uğruna emperyalist güçlere peşkeş çektirmedik, çektirmeyeceğiz, sonuna kadar da mücadele edeceğiz. En son Serkiz'de baş gösterdiler. Serkiz köyünün o güneye baktığınız zaman yönünüzü kıbleye dönüp Gürlevik suyunun çıktığı o dağın eteğindeki gürgenliklerin orada Sorgun Obası'nda ruhsatlarının bitimine de yaklaşık şurada 25 gün kaldı. Değerli muhtarım ve dernek başkanımız, o köyün evladı, önceki Tokatların İstanbul'da federasyon başkanı yapmış dostumuz bizi bilgilendirdiler. Biz de Tokat'ta tema, doğaya ve çevreye duyarlı insanlar, civar köy muhtarları, dernekler, federasyonlar kenetlendik. Yani orada bu arayış olursa ne olacak? Sevgili dostlarım, şunu söyleyeyim. O ilişte yaşanan faciayı Cenab-ı Hak
değil ülkemizde ve bu topraklarda, dünyanın hiçbir yerinde göstermesin. 400 yıl bir ot ve yeşil bir ağaç olmayacak. Bir gram altını çıkarabilmek için 4,5 ton suya ihtiyaç var. Yani dağın başında o kadar su olmayacak. Ne olacak onlar? İşte bu ovaların tabanındaki suları, o can biten Kerkit Vadisi ve onun incisi Erbağ'ın su kaynaklarını, tamamını devasa pompalarla Kazova'yı, Gümenek Ovası'nı, Gökdere Havzası'nı ve devamında bu akarsular kirlenecek. Sade Kazova, Erbağ, Niksar, Taşova, Amasya değil. Bu ovalardan çıkan akarsuların beslediği Terme ve Çarşamba ovaları da maalesef elimizden gidecek. Kıymetli hemşerilerimiz, bir diğer özelliği de bu bizim coğrafyamızın. Kuzey Anadolu fay hattı var biliyorsunuz. İleri yaşta olanlar bilirler 39-42 depremini. Daha sonra 90'lı yıllarda Erbağ'dakileri, en son 6 Şubat'ta 11 vilayetimizi zor anlara yaşatan 50 bine kadar yurttaşımızın canını kaybettiği. İşte Kuzey Anadolu fay hattı tam şu yeşil gördüğünüz dağın öbür tarafından Erbağ'dan geçiyor. Ama Avlunlar'dan başlayan Ezine Pazarı hattı dediğimiz, Amasya'nın Ezine Pazarı'na giden hatta bu bölgeden geçiyor. Orada milyonlarca metreküp dağdan harfiyat iş makinesi bu yöredeki hattı da tetikleyecek. Bu tehlikeyi hep beraber biliyoruz. Ama bunun yolu nedir? Bunun yolu el ele tutuşup, kenetlenip bu coğrafyayı yaşanmaz hale getirenlerin önünde durmak. Ve hep beraber bu muhtarlarımızın mücadelesinde dimdik arkalarında olup destek olacak mıyız? Az duyuyorum bak yukarıdaki gençler. Evet, inanıyorum bu muhtarlarımın çalışma arkadaşı olarak, sizlerin vekaletini almış bir hemşeriniz olarak ben de o iş makineler oraya girdiğinde onların önüne yatacağım. Parlamentonun bana vermiş olduğu bir dokunulmazlık var. Bu görev bittikten sonra da işe yaramıyor öbür dünyada. Onu biz bu coğrafyayı, binlerce çeşit bitkinin, hayvanın yaşadığı, sizlere yurt olmuş bu coğrafyayı korumak için kararlı bir şekilde sonuna kadar önünde duracağım. Kıymetli hemşehrilerimiz, hepiniz biliyorsunuz bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile nevet yaşayacak. İşte o arayışlarla bu ülkeye giren emperyalist güçlere hiç fırsat vermeden bu ülkeyi ilelebet yaşatmak için Erbağ'daki ovalarımıza, buradaki yaylalarımıza, derelerimize can veren akarsularımıza ve doğamıza, çevremize, ağacımıza, kuşumuza, bizim dışımızda bu dünyada hakkı olan börtü, böcek ve en son çıkan sokak hayvanları yasasıyla o canlıların da tamamına sahip çıkarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Tekrar her biri birinden değerli güzel sanatçılarımız var. Bunları dinlemek üzere sizleri tekrar bir araya getiren kıymetli muhtarıma ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Gününüz güzel olsun diyorum. Her daim beraber bir arada olmak üzere hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ve ekibi bir alkışlar mısınız lütfen? Vekilimizi ve muhtarlarımızı yürekten alkışlıyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz. Vekilim size bir iki dakika müsaade ederseniz bir plaket için muhtarlarımızı ellerine alabiliriz. Muhtarım siz de kalın lütfen. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Serhat Şerez'de Süleyman Tosun ediyorum. Ve plaketi vermek üzere vekilimize iki tane burada tutmak istiyorum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak nice her taşa. Süleyman Tosun da her zaman bizimle beraber, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğine, yüreğine sağlık.
ve plaketimizi de Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekilimiz Kadim Durmaz takdim edecek. Resim alır mısın Tuncay? Bir resim alalım, resim de alalım lütfen. Bir tane vekilim bir resim alalım. Yakın, yakın bir resim alalım lütfen. Çok teşekkürler, sağ olun. Süleyman abi, bağışını da söylesene, muhtar da rahatlasa, adam çok rahatsız ya. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hadi 15 olsun. Süleyman Tosun etkinliğimize 15 bin lira katkıda bulunuyor. Çok teşekkürler. Allah kesene bereket versin. Sağ olasın, var olsun. Alacaoğlu Orman Ürünleri Nevzat Tosun'u da plaketini almak üzere sahnemizin ön tarafına rica ediyorum lütfen. Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şubesi. Erdal sen gelme. Nevzat abi gelsin. Abicim hoş geldin. Plaketi de Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekilimiz Kadim Durmaz takdim ediyor. Sevci grubundan Ahmet Merzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kulvacı kahramanlar, Yahya Kaptan'a, Ali Çin. Bir resim alalım lütfen. Hem kamera çeksin hem de resim alalım. Alacaoğlu Orman Ürünleri Nevzat Tosun'da etkinliğimize kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Nevzat Tosun'da etkinliğimize 25 bin lira katkıda bulunuyor. Allah kesesine bereket versin. Çok teşekkür ediyorum. Daha önce Çanakkale'de Çombayır'ında ve yine plaketini almak üzere de Aydınoğlu Yapı Marketi sahnemizin ön tarafına rica ediyorum lütfen. Aydınoğlu Yapı Market yetkilimiz, çok teşekkür ediyoruz koşar adımlarla. Yine plaketimizi de Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekilimiz Kadim Durmaz takdim ediyor. Resim alalım lütfen hemen. Hadi sizin katkınız. Aydınoğlu Yapı Market etkinliğimize 10 bin lira katkıda bulunuyor. Allah kesesine bereket versin. Şöyle alıyoruz sizi de abicim. Vekilim birazcık. Esen ısı Niyazi Tosun'u da hızlı bir şekilde sahnemizin ön tarafına plaketini almak üzere rica ediyoruz lütfen. Hızlı bir şekilde lütfen. Hadi. Esen ısı geliyor koşar adımlarla. Vekilim bugün sizi yordu, kusura bakmayın. Eyvallah. Böyle yorgunluğa can kurban değil mi vekilim? Eyvallah. 25 bin lira geldi hemen. Çok teşekkürler Erdal'ım. Yüreğine sağlık kardeşim. Şöyle alalım, bir resim alalım. Tuncay Bey bir resim alır mısınız lütfen? Sizin de katkınız hemen canlı canlı alalım mı? Esen ısı yine etkinliğimize Niyazi kardeşimize 10 bin lira katkıda bulunuyor. Çok teşekkürler. Toplu bir resim alalım abi. Toplu bir resim alalım. Uzmanlar Otoservis Barış Uyumaz'ı da hızlı bir şekilde alalım vekilim. Son plaketimiz. Koşar adımlarla alalım size lütfen. Eyvallah. Çok teşekkürler. Bir resim alalım. Abi şöyle bir resim, şöyle alır mısın? Bir resim alalım lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen bir resim alacağız. Sizin de katkınızı alalım burada. 10 bin lira. Çok teşekkür ediyoruz. Allah kesesine bereket versin. Sağ olsun, var olsun. Barış kardeşimize de çok teşekkürler. Hemen muhtarlarımla bir resim alıyoruz. Alkışlar uğurluyoruz lütfen yerlerine. Çok teşekkürler. Allah kesenize bereket versin. Sağ olun, var olun diyoruz. Çok teşekkürler.